Merhaba arkadaşlar. Bugün birçok arkadaş nedendir bilmiyorum sürekli bir mesaj atıyor, yorumlardan da söylüyor. Shiba sıfırlanacakmış efendim. Böyle bir söylenti var habire. Niye var bilmiyorum. Kim nereden çıkardıysa bunu sürekli bir Shiba sıfırlanacak mı? Shiba ne olacak? Shiba sıfırlanacak. Shiba sıfırlanacak diye kim attı ortaya bilmiyorum ama aslında saçma bir şey değil mi arkadaşlar? Shiba niye sıfırlansın durup dururken? Ya bir de şu var yani, şu an biz boğa koşusunun ikinci ayağındayız. Boğa koşusunun ikinci ayağındayız. Hadi diyelim ayı piyasasında olsak da Shiba sıfırlanacak falan diye korksak. Tamam da yani ayı piyasasında da değiliz. Bunu kim çıkarttı, nereden çıkarttı bilmiyorum ama ben şimdi diyeceklerim benim kişisel görüşlerim, kişisel düşüncelerim, yatırım tavsiyesi falan da değildir. Sadece kendi kişisel düşüncelerimi söyleyeceğim bununla ilgili. Çünkü birçok arkadaş yorum atıyor sürekli Shiba sıfırlanacak mı diye. Arkadaşlar birincisi şu an benim düşüncelerime göre bir boğa piyasasındayız. İkinci ayağındayız. Shiba niye sıfırlansın? Niye sıfırlansın? Bir de yani birçok makaleyi okuyorum, görüyorum, bakıyorum, verilere bakıyoruz. Bu baktıklarım içerisinde hani böyle bir tehlike olsa zaten buradan derim ki arkadaşlar ya Shiba'da bir risk var. Temkinli ol. Daha önceki videolarımda da biliyorsunuz beni. Hiç gazlamam yani direkt buradan. Ne risk varsa söylerim. Söylerim yani Shiba'da risk var arkadaşlar dikkatli olun derim. O yüzden arkadaşlar şimdi bir şey görmedim. Böyle bir durum görmedim. Sıfırlanacak diye bir şey görmedim ben. Verilere de baktığımda bunu gösteren bir şey yok. Yabancı kaynaklı makalelerin hiçbirinde de böyle alakalı bir durum yok. Ama şu var. Robinhood'la ilgili bir mesele vardı. İster alsın ister almasın umurumuzda değil Robinhood'la. Ama şöyle bir şey tabii ki trading hacmini arttıran her şey Shiba'ya iyi gelir. Fakat Shiba'daki bu şu anki seviye konsolide seviyesidir. Belki biraz daha düşer, belki biraz daha çıkar. Bu seviyelerde oynayıp duracaktır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani benim düşüncem bu. Ya paniklemiyorum da. Bu nereden bu sıfırlanacak meselesi nereden geldi bilmiyorum. Böyle arkadaşlar benim düşüncem Shiba ile ilgili böyle yani bir belli aralıkta konsolide oluyor zaten. Bu yüzden ben sıkıntı yapmıyorum zaten. Her coin yükseldikten sonra bir ara döneme girer. Burada konsolide olur. Kendini yukarı trende çıkartmak için konsolide olacaktır zaten. Ki yüklü miktarda balinalar satım yapsaydı şimdiye kadar da yapacaktı diye düşünüyorum. Şu an bu aralıkta konsolide olacağını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar daha önümüze birçok haber gelecek. Bakalım onları da izleyeceğiz, göreceğiz. Olumlu ya da olumsuz ne olursa buradan sizlere zaten bunun bildirimini yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bizim birinci şeyimiz Robinhood. Robinhood da yamuk yapıp duruyor arkadaşlar. Bu aralar yamuk yapıp duruyor. Dediğinin sözünde durmadı. Kraken de durmadı. Bakacağız, göreceğiz. Son haberleri her borsanın da kendine göre bir politikası vardır. Onlarca da kendince haklı bir politika izliyorlardır. İlla ki bir şey vardır, bir şey dönüyordur yani. Ona göre hamle yapacaklardır arkadaşlar. O yüzden ben sıkıntı yapmıyorum. Dogecoin'de bir haber var. Şu an piyasa zaten çok haber dolu değil. Shiba ile alakalı da hani dolu dolu haberler yok. Şimdilik durağan bir piyasadayız. Arkadaşlar Bitcoin nereden nereye geldi? Bunu da görüyorsunuz zaten. Plan B'nin dediklerini hatırlarsanız kaç yani 3 aydır 2 aydır bu kanalı takip edenler biliyor ki Bitcoin nereden nereye geldiğini. Hani bizim bir model akışımız vardı Plan B'nin. Onları filan sizlere aktarıyordum. Adam şimdiye kadar gerçekten haklı çıktı. Şimdiden sonrasına da bakacağız. Dogecoin'le ilgili sadece bir haber var. Artık şey kesinleşmiş sanırım arkadaşlar. Bu Doge'u artık uydu olarak Elon Musk fırlatacaktı. Bunu 2022'de faaliyete geçirecekmiş. Böyle de bir haberimiz var arkadaşlar. Piyasanın genel durumu da şimdilik durağan. Dediğim gibi ben sıfırlanacak diye de pek öyle bir düşünceye kapılmıyorum arkadaşlar. Paniklemiyorum da. Olumlu ya da olumsuz haberlerle yine karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.